Selam gençler. TYT ve 10. sınıfın 2. ünitesi olan karışımlar ünitesine başlıyoruz. Bu üniteyi 3 bölümde inceleyeceğiz. Bu dersimizde ise 1. kısmı olan karışımların özellikleri ve karışımların sınıflandırılmasına değineceğiz. İlk olarak karışımın tanımı üzerinden gidelim. İki ya da daha fazla maddenin kimyasal özelliklerini değiştirmeden fiziksel yollarla bir araya gelmesiyle oluşan saf olmayan maddeye karışım denir. Şimdi benzer bir tanım arkadaşlar bileşiklerde de vardı. Onda da iki ya da daha fazla elementin bir araya gelmesiyle oluşan saf madde şeklinde tanımlamıştık. Şimdi bu ikisini karıştırmamak için dikkat edeceğimiz noktalar, bileşikler arkadaşlar saf maddelerdir ve bileşiği oluşturan tanecikler kimyasal yöntemlerle bir araya gelirler. Karışımlar için ise saf değildirler diyeceğiz ve fiziksel yollarla bir araya gelirler şeklinde tanımını yapacağız. Peki birkaç karışım örneği verelim. Şekerli su, hava, toprak, kumlu su ve benzeri. Bunların ortak noktasında birden fazla maddenin fiziksel yollarla bir araya gelmesiyle oluşmuştur şeklinde yorumlayacağız. Karışımları biz homojen ve heterojen olarak ikiye ayıracağız. Bunlara değineceğim zaten. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta da homojen karışımlara biz çözelti diyoruz. Çözelti deyince aklımıza homojen karışım gelecek. Peki bütün homojen görünümlü maddeler karışım mıdır? Hayır. Element ve bileşiklerde arkadaşlar hal değişimleri hariç homojen görünümlüdürler. Dolayısıyla homojen olan her şey karışımdır dememiz yanlıştır. Fakat çözeltilerin tamamı homojendir diye yorumlayabiliriz karışımlar için. Element ve bileşiklere de kısaca değinin. Bunu 9. sınıfta görmüştük. Elementler arkadaşlar sembol ile gösterilirler. Bileşikler ise formül ile gösterilirler. Yine karışımların özelliklerine değineceğiz. Karışımlar herhangi bir sembol ya da formül ile gösterilmiyorlar. Peki bir sembol örneği verelim. Mesela demir arkadaşlar. Demirin sembolü Fe veya gümüş. Gümüşün sembolü Ag. Tek harfli de olabilir element sembolümüz karbon mesela. Bileşik için ise birden fazla elementin kimyasal yöntemle bir araya gelmesiyle oluşur diyoruz. NaCl, H2SO4. Bunlar arkadaşlar birer formül örneğidir. Dolayısıyla bileşiği temsil eder. Semboller elementleri temsil ediyor. Burada mesela hava dediğimiz zaman havanın bir sembolü ya da formülü yok. Veya şekerli suyun sembolü ya da formülü yok. Dolayısıyla bu örnekler karışımdır şeklinde sınıflandıracağız. Yine önemli bir bölümle devam edelim dersimize. Özellikle arkadaşlar element ve bileşiklerle karışımları ayırt etmeyi iyi bileceğiz. Bunun için de bu özelliklere hakim olmamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde okuyalım. Karışımlar arkadaşlar saf değildirler. Burası element ve bileşiklere göre ayırt etmek için püf noktalardan birisi karışımların özellikleri arasında. Karışımlar saf değil diyeceğiz. Fiziksel yollarla bir araya gelir ve ayrışırlar. Demek ki karışımlar hem fiziksel yöntemlerle bir araya gelecek hem de fiziksel yollarla ayrışacak. Bileşenler arasında belli bir oran yoktur. Bakın burası çok önemli. Hatırlarsanız katlı oran kanunu Dalton'a aitti ve bileşikler için geçerli bir kanundu. Ama karışımlarda bileşenler arasında belli bir oran yoktur. Yani bir bardak suya biz bir çay kaşığı da şeker atsak veya bir yemek kaşığı da şeker atsak bu her türlü bir karışım oluyor. Belli bir oran yok. Her oranda karışabilirler diyoruz. Bileşenlerinin özelliklerini taşırlar. Yine bileşiklerle ayırt edeceğimiz bir nokta. Bileşik oluşurken kendini oluşturan elementlerin özelliklerini taşımıyordu. Hatta buna suyu örnek verirdik. Hidrojen yanıcı, oksijen yakıcı, su söndürücü şeklinde. Karışımlarda ise böyle bir durum yok. Karışımlar bileşenlerin özelliklerini gösteriyor. Şekerli suda biz hem suyu hem de şekerin tadını alabiliyoruz. Formül ya da sembolle gösterilmezler. Az önce bahsetmiştim bundan. Farklı tür tanecik içerirler. Atom, molekül, iyon olabilir bu tanecikler. Bakın farklı tür tanecik içeren bir başka madde sınıfımız da bileşiklerdi. Fakat bileşikleri karışımlardan ayıran nokta neydi? Bileşikler kimyasal yöntemlerle bir araya geliyordu. Karışımlar ise fiziksel yollarla bir araya geliyor. Bunu unutmayalım. Homojen veya heterojen olabilirler dedik. Yine bileşik ve elementler hal değişimi hariç homojen yapıldırlar.
hal değiştirirken heterojen yapılıydı. Karışımlarda da homojen ve heterojenlik durumu söz konusu. Dolayısıyla biz sadece bir maddenin homojen ya da heterojen olup olmamasına göre işte bu karışımdır, bu elementtir, bu bileşiktir şeklinde sınıflandıramıyoruz. Yani bu yeterli bir ayırt edici özellik değil bizim için. Belli ayırt edici özellikleri yoktur. Bakın burası çok önemli. Saf maddelerin arkadaşlar belli ayırt edici özellikleri vardır. Yani element ve bileşiklerin belli ayırt edici özellikleri var. Karışımlar saf olmadığından dolayı belli ayırt edici özellikleri yoktur. Bu ayırt edici özelliklerini fizikte görmüşsünüzdür. Erime noktası, öz kütle, kaynama noktası, öz ısı gibi özellikler karışımlar için bu özellikler sabit değildir. Örneğin suya biz şeker attıkça kaynama noktası yükseliyor. Ne kadar çok şeker atarsa kaynama noktası o kadar yükselir. Tabii ki ta ki doygun olana kadar. Doygunluğa ulaştıktan sonra istediğiniz kadar şeker ekleyin, daha fazla kaynama noktamız yükselmez. Dolayısıyla içindeki çözünen miktarına göre ayırt edici özellikleri değişebiliyor. Oluşumlarında kütle korunur. Fakat hacim toplamı karışım hacim toplamına eşit olmayabilir. Yani karışımı oluşturan maddelerin kütleleri toplamı karışımın kütlesine eşitken karışımı oluşturan maddelerin ayrı ayrı hacimlerini topladığımız zaman karışım hacmine eşit olmayabilir. Özellikle sıvı sıvı çözeltiler karıştırıldığında arkadaşlar karışımın hacmi ayrı ayrı kendini oluşturan maddelerin hacmin toplamından daha küçük olduğu, bir miktar küçük olduğu gözlemlenmiştir deneysel sonuçlarla. Şimdi de karışımların sınıflandırılmasına bir bakalım. Dediğimiz gibi karışımlar arkadaşlar homojen ve heterojen olarak ikiye ayırıyoruz. Homojen karışımları da çözelti demiştik. Heterojen karışımlar kendi arasında 5'e ayrılabilir. Adi karışım, süspansiyon, emülsiyon, aerosol ve kolloid. Yine bunlara detaylı değineceğiz birazdan. Burada bilmemiz gereken adi karışım katı katı arasında, süspansiyon sıvı katı arasında, emülsiyon sıvı sıvı arasında, aerosol ise gaz ile katı ya da sıvı arasında oluşan heterojen karışım türüdür. Kolloid için ise ayrı bir tanımımız gelecek. Burada dikkat etmemiz gereken şey çözünen taneciklerin çözücü içerisinde asılı kalmasıyla oluşan heterojen karışım türü diye tanımını yapacağız. Öncelikle homojen karışımın tanımına bir bakalım. Daha sonra homojen karışım örneklerine göz atalım. Homojen karışımları biz çözelti olarak da isimlendirmiştik. Dolayısıyla çözelti olarak bilinir diyeceğiz. Bileşenleri birbiri içerisinde tamamen çözünür şeklinde yorumluyoruz. Demek ki homojen bir karışım olabilmesi için çözünen maddemiz çözücü içerisinde tamamen çözünmeli. Dışarıdan bakıldığında tek görünüme sahiptir. Biz buna tek fazlı diyoruz. Çözünen parçacıklar süzme yöntemiyle ayrılamaz homojen karışımlar için. Yine ışıkla etkileşime sokulduklarında ışığı saçmazlar. Biz bunu arkadaşlar yine bahsedeceğiz birazdan, Tyndall etki diyoruz. Eğer bir karışım ışık demetiyle etkileşime sokulduğun zaman karışımın içindeki dağılan tanecikler görülmüyorsa arkadaşlar o zaman bu karışım homojen bir karışımdır şeklinde yorum yapacağız. Yine homojen karışımlarda çözünen tanecik boyutu 10^-9 metreden daha küçüktür. Bu bir kabul arkadaşlar. Çözünen taneciklerin boyutu 10^-9 metreden daha da küçük ise artık bu tamamen çözünmüştür diyoruz ve homojen bir karışımdır şeklinde sınıflandırmamızı yapacağız. Homojen karışım örnekleri neler peki? Şekerli su, hava, alaşımlar, kolonya, gazoz, bütün gaz karışımları yine homojen olarak sınıflandırılabilir. Burada birkaç örneğe değinmek istiyorum. Hava arkadaşlar şu madde gereği, yani bütün gaz karışımları homojendir kuralı gereğinde, havada bir gaz karışımı olduğu için homojendir, unutmayalım. Alaşım dediğimiz şey metal metal karışımlarıydı, homojen karışımlarıydı. Dolayısıyla alaşımlar homojen karışım adı üstünde. Alaşım örneklerini ezbere bilelim. Çelik, amalgam, tunç, pirinç, bronz gibi metal metal karışımlarına, homojen karışımlarına biz alaşım diyoruz ve alaşımlarda unutmayalım homojen karışımdır. Yine burada alaşımlar demişken bir şeyden bahsetmek istiyorum. Altının çeşitli ayarları var. İşte 14 ayar, 21 ayar, 24 ayar şeklinde. Arkadaşlar 24 ayar altın saf altındır. Yani elementtir. 24 ayarın dışındaki değerlerde altının içine çeşitli metaller katılmıştır. Ve dolayısıyla homojen görünümlü olduğundan ötürü
Bu bir alaşımdır ve homojen karışımdır diyoruz. 14 ayar altında dediğinde bize bu bir alaşımdır diyeceğiz. Yani karışımdır. Fakat 24 ayar altında dediğimiz zaman saf maddedir, elementtir şeklinde sınıflandıracağız. Kolonya dediğimiz şey arkadaşlar alkol su örneğidir. Yani alkol su karışımına kolonya diyoruz. Bir de arkadaşlar sirke. Sirke dediğimiz madde de silki asidiyle, asetik asitle suyun karışımıdır. Sirke de homojen bir karışımdır, unutmayalım. Bir notumuz var. Polar maddeler, polar maddelerle apolar maddeler de apolar maddelerle homojen karışım oluştururlar. Şimdi bizim karşımıza çıkan örnekler her zaman günlük hayatta kullandığımız maddeler olmayabilir. Çeşitli formüller verecekler bize. İşte homojen bir karışım oluşturur mu, oluşturmaz mı diye soracaklar. Bunu yorumlarken de benzer benzeri çözer kuralı geçerli. Polar maddeler polar maddeler içerisinde çözünecek. Dolayısıyla homojen bir karışım oluşturacak diyeceğiz. Apolar maddeler de apolar maddeler içerisinde çözünecek ve homojen karışım oluştururlar yorumunu yapacağız. Eğer maddelerden biri polar, biri de apolar ise bunlar birbiriyle homojen karışım oluşturmayacak diyeceğiz arkadaşlar. Heterojen karışımı inceleyelim. Bileşenleri birbiri içerisinde tam olarak çözünmez. Bir miktar çözünebilir ama tam olarak yani %100 çözünmeyecek. Dışarıdan bakıldığında tek görünüme sahip değildirler. En az iki fazlı olmalı heterojen karışımlar. Su zeytinyağı örneği somut bir örnek olarak buna verilebilir. İki fazlı bir karışımdır. Dağılan ve dağıtıcı olmak üzere iki fazdan oluşur. Bu önemli arkadaşlar. Çözeltilerde çözücü ve çözünen şeklinde bileşenleri vardır diyeceğiz. Heterojen karışımlar için ise bu dağılan ve dağıtıcı. Buradaki dağıtıcıyı arkadaşlar çözücü olarak düşünebilirsiniz. Dağılan da çözünen olarak aklınızda kalsın. Dağıtıcı madde katı, sıvı ya da gaz olabilir. Çeşitli örnekler inceleyeceğiz. Heterojen karışım örnekleri kumlu su, duman, benzin, su karışımı, kan ve benzeri örnekler verilebilir. Zaten az önce heterojen karışımları sınıflandırmıştık. Adi karışım, süspansiyon, emülsiyon, aerosol, kolloid şeklinde. Dilerseniz bunların tanımına bir bakalım. Heterojen karışımların sınıflandırılmasına geçtik. Bu sınıflandırmayı arkadaşlar iki biçimde yapacağız. Birisi dağılan ve dağıtıcının fiziksel haline göre olan sınıflandırma. Birisi de dağılanın boyutuna göre sınıflandırma. Öncelikle fiziksel hale göre yapılan sınıflandırmaya bakalım. İlk heterojen karışım türümüz adi karışım. Basit karışım olarak da ifade edilir. Dediğimiz gibi katı katı heterojen karışımlara verilen isimdir. Bakın burada şunu unutmayın. Her katı katı karışım adi karışım değildir. Bunun için heterojen olması gerekiyor. Mesela alaşımlar katı katı homojen karışımlardır. Dolayısıyla buna biz adi karışım diyemeyiz. Fakat birazdan burada da vereceğimiz örnekler işte kum, çakıl taşı, toprak, demir tozu, bakır tozu gibi heterojen olan katı katı karışımlara biz ne diyeceğiz? Adi karışım diyeceğiz. Örnekleri de vermiş olduk arkadaşlar. Eğer dağılan ve dağıtıcı katı olup ve bu karışım heterojen bir karışım ise böyle karışımlara biz adi karışım diyoruz. Heterojen karışımın bir türüdür. İkinci heterojen karışım sınıfımız süspansiyon. Süspansiyon ise arkadaşlar katı sıvı heterojen karışımlara verilen isimdir. Burada dağılanımız katı olacak, dağıtıcımız sıvı olacak arkadaşlar. Örnekler kumlu su, naftalinli su. Bakın naftalin su da çözünmez unutmayın. Tebeşir tozu su, Türk kahvesi, ayran ve benzeri katı sıvı heterojen karışımlara biz süspansiyon diyoruz. Yine burada heterojen olduğunu unutmayalım. Tutup şekerli suya katı sıvı arasında gerçekleşmiştir. Süspansiyondur demeyelim çünkü şekerli su homojen bir karışım. Emülsiyona geldik. Sıvı sıvı heterojen karışımlara denir. Burada dağılan ve dağıtıcı arkadaşlar ikisi de sıvı fiziksel halinde ve heterojen karışım olacak. Böyle karışımlara emülsiyon diyoruz. Örneklerimiz benzin su, süt, mayonez, mazot su. İki defa yazmışız burada. Karbon, tetraklorür ve su karışımı. Burada arkadaşlar daha önce bahsettiğim bir kural. Buradaki maddemiz apolar bir madde, su ise polar bir madde. İkisi de sıvı sıvı ve benzer olmadıkları için buradaki oluşan sıvı sıvı karışım birbiri içerisinde çözünmeyecek. Dolayısıyla emisyon sınıfına girecek. Yine şuna dikkat edin. Kolloidi tanımladığım zaman değineceğim ama
süt, mayonez gibi maddeler hem emülsiyon sınıfına giriyor hem de kolloid sınıfına giriyor. İkisi de doğru arkadaşlar. Bununla ilgili bir soru geldiği zaman şıklarda yalnızca birisi olur. Aynı soru geldik. Dağıtıcı fazın gaz, yani çözücümüzün gaz. Dağılan fazın ise sıvı ya da katı olduğu heterojen karışım türüdür. Yine heterojen karışım türü, burası önemli. İkincisi ise dağılan sıvı da olabilir, katı da olabilir, fark etmiyor. Önemli olan dağıtıcının gaz olması. Örneklere bakalım. Sis, deodorantlar, bulut, böcek spreyleri, yine ilaçları. Burada verilen aerosol örnekleri arkadaşlar gaz ve sıvı arasında oluşan aerosoller. Katı ve gaz arasında oluşan aerosoller ise duman, tozlu hava, volkanik kirlilik, amonyum klorür buharı. Bu da katı gaz arasında oluşan bir heterojen karışımdır. Bir notumuz var arkadaşlar. Nemli hava homojendir. Hava çok geçti. Mesela sadece hava dediğimiz zaman homojen diyoruz zaten. Nemli hava da homojendir. Buna dikkat ediyoruz. Tozlu hava ise heterojen, yani aerosol olacak. Nemli havada arkadaşlar çözücümüz gaz, çözünenimiz ise sıvı. Mesela bir karışım örneğinde hangisi çözücü diye belirleyebilmek için karışım hangi fiziksel haldeyse arkadaşlar çözücüsü de aynı fiziksel haldedir. Burası önemli. Tekrarlıyorum. Karışım hangi fiziksel halde görünüyor ise onun çözücüsü o fiziksel haldedir. Mesela nemli hava gaz ve sıvıdan oluşuyor. Nemli hava sonuçta görünüm olarak bir gaz görünümüne sahip. Dolayısıyla bunun çözücüsü nedir? Gazdır diyeceğiz. Son heterojen karışım türü de kolloid. Buna ayrı bir parantez açmak istedim. Dağılan maddenin dağıtıcı madde içerisinde asılı kalmasıyla oluşan heterojen karışım türüne kolloid diyoruz. Burada arkadaşlar anahtar kelimemiz asılı kalma. Dağılan madde dağıtıcı içerisinde, yani çözücü içerisinde asılı kalacak. Birinci anahtar kelimemiz asılı kalma. Kolloid karışımlarda dağılan madde çıplak gözle görülemez, ancak mikroskop ile görülür. Yani siz dışarıdan baktığınız zaman aslında bunu homojen madde ile karıştırabilirsiniz. Fakat mikroskopla baktığımız zaman tam olarak çözünmenin gerçekleşmediğini görebiliriz. Dolayısıyla burada ikinci anahtar kelimemiz ise dağılan madde çıplak gözle görülemez kolloidlerde. Mikroskopla görünür. Kolloid karışımlar aynı zamanda süspansiyon, emülsiyon ve aerosol olabilir. Hatta daha önce söylemiştik, süt ve mayonez aynı zamanda kolloid karışım demiştik. Burada da tekrarlayalım. Süt ve mayonez hem emülsiyon hem de kolloid sınıfında yer alır. Arkadaşlar kolloid ile ilgili soruları çözebilmek için örnekleri ezberlemeniz sizin için çok faydalı olacaktır. En çok karşımıza çıkan örnek kan, yine köpük, boya, çırpılmış yumurta, süt dediğimiz gibi emisyona da giriyordu bu. Renkli cam, mayonez, sis, yine mayonez de önemliydi. Sis, bakın sis de ne demiştik? Duman, sis, bunlar aerosol sınıfına da giriyordu. Dolayısıyla hem aerosol hem de kolloid olabiliyor. Krem şanti, mürekkep, bakın bu da önemli bir örnektir. Kan serumu gibi örnekler kolloid maddelerdir. Burada önemli bir durum var. Hani kan serumu kolloid iken arkadaşlar fizyolojik serum çözeltidir. Bu ikisini karıştırmayalım. Demek ki burada kolloid kavramına dikkat edeceğiz. Kolloid maddeler aynı zamanda süspansiyon, emisyon ve aerosolde olabildiğini unutmayacağız. Kafamız karışmasın. Bir başka notumuz var. Az önce bahsetmiştik. Bir karışımın homojen mi, kolloid mi olduğunu belirlemek için kullanılabilecek yöntemlerden biri de Tyndall etkidir. Tyndall etki dediğimiz zaman aklımıza ışık demeti gelsin arkadaşlar. Karışımla ışık demetini etkileşime soktuğumuz zaman, eğer ışıkta bir saçılma varsa dağılan parçacıklar görülebilir ve dolayısıyla bu karışım bir kolloiddir diye söyleyeceğiz. Eğer saçılma yoksa ışık demetinde ve dağılan parçacıkları görmüyor isek, o zaman bu karışım bir homojen karışımdır. Tam olarak çözünme gerçekleşmiştir diyoruz. Tekrar söyleyelim. Saçılma varsa kolloid bir karışım, saçılma yoksa ışıkta homojen bir karışımdır. Veya ışık tuttuğumuz zaman karışımın içindeki parçacıkları görebiliyor isek bu karışım kolloiddir. Parçacıkları göremiyor isek homojen bir karışımdır diye söylüyoruz. Heterojen karışımları sınıflandırırken iki yöntem olduğunu söylemiştik. Şimdi ikinci yönteme geçtik. Karışımların tanecik boyutuna göre sınıflandırılması çok kısa arkadaşlar. Buna da değinip hemen sorulara geçeceğiz. Eğer dağılan tanecimizin boyutu 10 üzeri eksi 9 metreden daha küçük ise arkadaşlar yeterince çözünmüştür diyeceğiz ve bu karışıma homojen diyoruz.
Eğer tanecik boyutumuz 10 üzeri eksi 6 metre ile 10 üzeri eksi 9 metre arasındaysa tanecik boyutu dağılan taneciğimiz için kolloid bir karışımdır yorumunu yapacağız. Tam olarak çözünmemiştir diyoruz. Eğer tanecik boyutumuz 10 üzeri eksi 6 metreden de daha büyük ise artık gözle görülebilir hale gelmiştir. Ve bu heterojen karışım türümüz ise süspansiyondur. Bu değerleri bilelim arkadaşlar. Öyleyse kolloid karışımı biz homojen ve süspansiyon arasında kıyaslama yaparak bu değerler verilirse tabii ki verilmezse bilemeyiz soruları yanıtlayacağız. Şimdi de sorularla devam edelim arkadaşlar. 3 tane soru çözeceğiz bu bölümle ilgili. Kaç tanesi karışımdır demiş bize veya ne diyebilirdi bu soru tarzını? Kaç tanesi saf değildir şeklinde de sorabilirdi. Bakalım sirke arkadaşlar, sirke asetik asitle suyun karışımıydı. Karışımımız birden fazla maddeden oluştuğundan dolayı ve bir formülü de olmadığından dolayı bu bir karışımdır yorumunu yapacağız. Kolonya yine alkol su karışımıydı. Karışımdır. Gümüş bir elementtir, saf bir maddedir arkadaşlar. Öyleyse gümüş bir karışım demiyoruz, bir elementtir, saf maddedir diyeceğiz. Sofra tuzu, sofra tuzunun formülü NaCl idi. NaCl arkadaşlar bileşiktir, saf bir maddedir. Dolayısıyla karışım diyemeyiz. Hava, hava bir karışımdı. Birden fazla maddenin fiziksel yollarla bir araya gelmesiyle oluşuyordu. 14 ayar altın. Ne demiştik? Eğer altınımız 24 ayar ise saftır, elementtir. 24 ayarın dışındaki değerlerde karışımdır dedik. Demek ki 14 ayar altında bir karışımdır. Glikoz, yine glikozun formülü arkadaşlar. C6H12O6 bir formülü sahip. Dolayısıyla bu bir karışım değildir. Toprak bir karışımdı, adi karışımdı hatta. Pas dediğimiz madde de arkadaşlar demir oksittir, hatta demir 3 oksit diyebiliriz. Dolayısıyla bir formüle sahip, olduğu için de karışım değildir. Buradaki sirkemiz, kolonyamız, 14 ayar altınımız homojen karışım iken toprak arkadaşlar adi karışım, heterojen karışımdır. Alttaki soruya geldik. Bize 4 tane karışım verilmiş ve bunların sınıfı sorulmuş. Mayonez ne demiştik arkadaşlar? Emisyon sınıfına giriyordu. Aynı zamanda kolloid sınıfına da giriyordu. Naftalin su. Naftalin su içerisinde çözünmüyor. Katı sıvı heterojen karışımı. Katı sıvı heterojen karışımları biz süspansiyon diyoruz. Dağılan tanecik boyutu da 10 üzeri eksi 6'dan da büyük olduğu için süspansiyon dedik. Kolloid demeyeceğiz. Gözle görülebilir çünkü. Mürekkep dediğimiz karışım türü arkadaşlar kolloid karışıma giriyor. Talaş kum karışımı da iki tane katı arasında olduğu için adi karışım sınıfına girecektir. Evet, son sorumuza geçtik. Bir çözelti çözücü ve çözünenden oluşur şeklinde bir bilgi vermiş bize. Aşağıdaki çözeltilerin çözücü ve çözünenlerinin fiziksel hallerini belirtiniz demiş. Arkadaşlar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çözelti yerine tek fazlıdır diye sorsaydı, yani hangisi tek fazlıdır diye bize soru gelirse bu bize çözeltiyi hatırlatacak, homojen karışımı hatırlatacak. Birden fazla fazlıdır derse de heterojen karışımları hatırlatsın. Şimdi burada çözeltimizin çözücü ve çözünenin fiziksel halleri sorulmuş. Burada uygulayacağımız yöntem şuydu. Çözelti hangi fiziksel halde ise çözücümüz de aynı fiziksel halde olacak. Tuzlu suyun görünüşü arkadaşlar sıvı bir görünüme sahip. Dolayısıyla burada çözücümüz sıvıdır. Çözünen ise tuz olduğu için katı olacak. Kolonyanın görünümü sıvı. Su ve alkolden oluşuyordu. Zaten biz biliyoruz ki hem su hem de alkol sıvıdır. Bu arada arkadaşlar suyun olduğu yerde su her zaman çözücüdür. Hatta biz suyun çözücü olduğu durumda hidratasyon diyoruz. Hidratasyon dediğimiz şey neymiş öyleyse? Çözücünün su olduğu karışımlara hidratasyon diyoruz. Eğer çözücümüz su değilse böyle çözeltilere de solvatasyon çözeltisi diyoruz. Gazoz arkadaşlar gaz ve sıvı arasında gerçekleşen bir karışım türü. Burada gazozun fiziksel hali sıvı olduğu için çözücü de sıvıdır, çözünen gazdır diyoruz. Diş amalgamı arkadaşlar, amalgam bir civa alaşımıdır. Civa da metallerin içerisinde sadece sıvı halde bulunan bir maddeniz. Peki diş amalgamının genel görüntüsüne dolgu dediğimiz madde katıdır. Dolayısıyla buradaki çözücümüz katı, çözünen ise civa olan sıvıdır. Hatta buraya civa diye de belirtelim. Amalgam, civa alaşımı unutmayalım. Hava genel görünümü gaz, zaten havanın içerisinde gaz karışımları mevcut. Nemli havayı söylemiştik. Nemli havanın da görünümü gaz.
ama nemli olduğu için içerisinde çözünen sıvıdır diyoruz. Kükürtlü hava, hava olduğu için yine gaz diyoruz. Kükürtlü havada çözünen katıdır, unutmayalım. Çamaşır sodası su. Çamaşır sodasının formülü arkadaşlar Na2CO3'tür, unutmayalım, bir tuzdur. Dolayısıyla birbiri içerisinde çözündüğü için genel görünüm sıvı olacak. Çözünen ise katı olacak. Evet, karışımlar 1 dersini bitirmiş olduk. Karışımları 3 bölümde inceleyeceğimizi söyledik. 2. bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.